yeniden birbirlerine sarıldılar. Birinci roundda son yarım dakikaya giriyoruz. Kırmızı beyaz eldiven, kırmızı şort. Rama Lamanov rakibi. Jasur Berdi Kabulov Türkmenistan adına ringde. Amanov yine köşeye sıkıştırdı. Amanov köşeye aldı rakibini. Sol vuruyor ama Türkmen de şimdi sevgili izleyiciler, o da çok etkili vuruşlar yapmaya başladı ve yeniden Amanov rakibinin üzerine giriyor. Son 10 saniyeye girdik. Sol yumruğu çok etkili vurdu ve tam da kulağına denk geldi ama Türkmen de çok büyük sorun yok. Amanov etkili vuruyor ve şimdi ayrılıyorlar, köşelerine gidiyorlar. Birinci round sona erdi. Ramal Amanov ve Jasur Berdi Kabulov müsabakasının ilk roundu sona eriyor. Yorumlarıyla Fatih Keneş bizlerle birlikte, WBO şampiyonluğu bulunan önemli bir isim. Bu gece 12. maçına çıktı Fatih Keneş ve 11. galibiyetini aldı. Kariyerinde bir de beraberliği var. Rakibi Vüsal Verdiyev Azerbaycanlı. Devam edemedi müsabakaya ikinci roundda. Antrenörü maçtan çekti. Technical knockout'ta maçı kazandı Fatih Keneş ve şu anda bu müsabakada yorumlarıyla bizlerle birlikte WBO Avrupa şampiyonu 63 kiloda 2008 ve 2012'de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmişti. Nasıl buldu ilk roundda? Sevgili izleyiciler, Amanov yine rakibinin üzerine gidiyor. Sol yumruğu boşa gitti. Türkmen Jasur'un Ramal Amanov bir kez daha üzerine gidiyor. Jasur Berdi Kabulov şu anda ayak hareketleriyle kendine bir alan bulmaya çalışıyor. Çünkü iplerin oradan çıkartmıyor onu. Ramal Amanov yine etkili vuruşlar. 66 kiloda bir müsabaka izliyoruz. 6 round üzerinden bir müsabaka izliyoruz. İkinci round'un ilk dakikası içerisinde de yine Ramal Amanov etkili ve rakibinin üzerine gidiyor sürekli. Şimdi sağlı sollu yumrukları var sevgili izleyiciler. Jasur Berdi Kabulov'un bir kez daha sert bir yumruk geldi. Berdi Kabulov Türkmenistanlı, o da sürekli şu anda kendine boşluk arayan ve yumrukları boşa almaya çalışarak şu dakikaya kadar şu orayı öyle götürmeye çalıştı. Ama tabii bu kaçışlar Fatih nereye kadar sürer? O da kaçışta önemli bir soru işareti. Kendini yoruyor. Kendini yorduğu için Amanov farkındaysanız sürekli baskı halinde. Ve etkili bir yumruğu da yok. Evet, kondisyon olarak da verdiği kabul ol biraz düşüklük yaşamaya başladı. Ramal Amanov şimdi tekrar rakibine bakıyor. Sevgili izleyiciler, köşeye aldı. Bir sağ vurdu. Denk getiremedi. Bir sol vuruyor şimdi. Bir sağ bir sol geliyor. Ramal Amanov'dan arka arkaya etkili yumruklar. Bir sağ direk. Şimdi sert vurdu karaciğere. Sert vurdu. İplere gitti geldi. Jasur Berdi Kabulov. 6 round üzerinden bir müsabaka. 2. round'dayız. Şu anda Berdi Kabulov köşede. İzleyiciler. İtmeden dolayı gözüne bir... Çok önemli bir şey yok herhalde Fatih. Yok. Devam edecek. Evet. Sevgili izleyiciler, Tatangalar grubu da müsabakaya şu anda destek veriyorlar. Ramal Amanov'un yanındalar tabii ki. Onlar da kendilerine ayrılan bölgeye geçmiş durumdalar. Salon tamamen dolmak üzere. Bu gece çok keyifli müsabakalar var. King of Kings World serisi Sakarya Hendek'te ve canlı yayında çok keyifli maçlar seyredeceğiz. Dördüncü boks maçı, daha 13 maç var sevgili izleyiciler. Çok keyifli kickboks müsabakaları, Muay Thai maçları var ve MMA müsabakaları var. TV 8.5 ekranlarında 23'e kadar yayınımız tüm heyecanıyla devam edecek sevgili izleyiciler. Evet. Sevgili izleyiciler, ikinci round sona eriyor ve köşelerine gidiyor her iki boksör. Evet.
Evet, çok güzel müsabakalar var sevgili izleyiciler. Bunu bir kere daha sizlere tekrar edelim. Bu arada organizasyonlar da tüm hızıyla devam edecek. 13 Mart'ta Dünya Karma Kickbox Şampiyonası Metin Yaşar Hoca bir organizasyon gerçekleştiriyor İstanbul'da ve Kartal'dan müsabakaları İstanbul'dan canlı olarak yayınlayacağız. 16 Mart'ta saat 19.30'da yayına gireceğimiz boks organizasyonunda Burak Öner Hoca, WBC 23 yaş dünya şampiyonu Burak Öner, WBF'in uluslararası kemeri için Tanzanyalı rakibi Zumba Kukwe karşısına çıkacak. Yine WBC Avrasya Pasifik altın kemer sahipliği için Alkuk Öner ve Tanzanyalı rakibi Maysa Mayson kemer için, kıtalararası kemer için mücadele edecekler. Ve bu müsabakada ekranlara gelecek. Şu anda sevgili izleyiciler devam edemiyor. Jasur Berdi Kabulo, antrenörü artık devam edemeyeceğini söyledi. Ramal Amano müsabakayı kazandı. Şu ana kadar kariyerinde 14. maçı Fatih Keleş gibi o da bir galibiyet serisi yakaladı. 14'te 14 yaptı. Technical knockout'la müsabaka sona eriyor. Evet. Fatih ne oldu da devam edemedi? Gözüyle alakalı bir şey oldu abi. Gözünü tutuyor çünkü o itmeden dolayı gözüyle şu an bakıyoruz. Evet, izleyelim sevgili izleyiciler. Önemli anlar görüntüye geliyor. Devam edemedim. İtmeyle alakalı. Türkmenistanlı Jasur Berdi Kabulov ve Ramal Amanov müsabakayı kazandı. Şu anda karar açıklanıyor. Bakın tekrar izleyelim. Devam edemedi. Erkan Balon presents Fight Box Kyoge Hero Series 2019 Boxing Super Fight. After the second round by technical knockout, the winner Victor.